Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. eFootball 2023 mobilde bugün gelen oyuncuların maksimum seviyelerine bakacağız. Pilot Week oyuncuların maksimum seviyelerine bakacağız. Onun haricinde bugün yine gelen Bayern Münih toplarına onların bir maksimum seviyelerine falan bakacağız arkadaşlar. Ona girmeden önce arkadaşlar, pazartesi günü arkadaşlar yine tekrardan Bayern Münih'in Club Selection'ı geliyor. Buradan 3 tane açabiliyoruz Club Selection'lar. Şampiyon olmuşuz zaten arkadaşlar. Bu hafta ücretsiz 5 tane açacağımız oyuncular var. Bakalım önce şunlara. Bakalım ha, bunların da maksimum seviyeleri belli değil arkadaşlar. O zaman biz direkt Play of the Week'e bakalım arkadaşlar. Play of the Week'te hangi oyuncular var? Onları bir izleyelim. Maksimum seviyelerine falan bakalım arkadaşlar. Şu anda da arkadaşlar çalıştığım yerden video çekiyorum. O yüzden yani dışarıda insanların seslerini, araba seslerini falan duyabilirsiniz. O yüzden kusura bakmayın. Yani normal bir ortamda çektiğimiz için müsait bir ortamda olmadığı için arkadaşlar bu şekilde hızlı bir şekilde çekeceğim videoyu. Öncelikle arkadaşlar Pilot Week, sonra bir Ronaldo'ya bakmak istiyorum. Kaç seviye oluyor acaba? 101 galiba. Bakalım Messi'ye bakalım arkadaşlar. Yine 99'luk dizi forvet kartıyla gelmiş. Baktığımız zaman tabii ki yaşı gereği hızlanması kötü. Yani hızı kötü, hızlanması iyi. Dengesi, top sürmesi falan bunlar zaten gayet güzel. Forvet'te 93 gibi oynuyormuş. Yani gizli forvet'te oynatmak daha mantıklı. Messi'yi. Yani özellikleri gayet güzel zaten arkadaşlar. Griezmann'a bakalım. Griezmann 98'lik santrafor kartıyla. Hele çünkü sonunda yani hep 97 görüyorduk. Şimdi 98'ini gördük. Baktığımız zaman ofansif farkında 90, top kontrolü 92. Gayet güzel. Bitiricilik 88. Falso 88. Duran top 85. Yani özellikleri iyi. Yani sağ açık, sol açık, forvet, gizli forvet, ofansif ortasında her tarafta oynayabiliyor. Griezmann'ı açacağız arkadaşlar, beni cezbetti. Granit Xhaka'ya bakalım arkadaşlar, kaç oluyormuş? 96. 96 seviye baktığımız zaman normal Granit Xhaka defansif ortasında oynuyor ama burada göbek olarak oynatılmış. Ki göbekte oynaması daha mantıklı arkadaşlar çünkü savunması bayağı kötü. Agresiflik iyi, dayanıklılık iyi, şut gücü iyi, pasları falan güzel. Göbekle oynatmak daha mantıklı. Bakalım göbek defans fırtası. Keşke ofans fırtası da açık olsa. Pasar iyiymiş yani. Şut gücü de iyi. 92 yani. İş yapabilecek oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Grimaldo'ya bakalım. 97'lik oyuncu. Baktığımız zaman savunması iyi değil açıkçası. Çünkü hücumcu yok arkadaşlar. Yani sol bekten çok sol kanatta oynatılabilir. Yerin orta var mı bakalım. O iyi. Yerin orta da varmış. Yani sol kanatta oynatmak daha mantıklı olur arkadaşlar. Grimaldo'yu. Hızı iyi, dayanıklılığı iyi falan. Falsosu da güzel, duran top da var. Pasları da güzel. Grimaldo yine iyi bir oyuncu. Martinez'e bakalım arkadaşlar. Lautaro Martinez. Martinez'e baktığımız zaman yani çok aslında biraz daha şişirilmesi lazımmış. Yani bu oyuncunun mesela kafası iyi. Kafa vuruşu bile 83'te kalmış. Çok yani bu sefer çok düşünmüşler arkadaşlar. Lautaro Martinez'i. Yani standartlarda kalmış diyebiliriz. Çok açıkçası Martinez bu kartı cezbetmedi beni. Kafası falan var ama kafası 83'te kalmış yani. Biraz daha iyi olabilirdi. Zaten sezon sonuna geldik. Şampiyonlar belli oldu. Bari futbolcular bari şişir bari. Pinnock'a bakalım. Sambancusu yok ediciymiş. Baktığımız zaman fiziksel teması iyi, agresifliği. Yani defansif katılım bir tık daha iyi olabilirdi. Kafa vuruşu 81'miş. Bakalım sadece stoper de oynayabiliyor. 95. Pinnock. Adam markajı, top kesme, kayarak müdahale, hava üstünlüğü, açıdan atma gibi özellikleri de var. Kaleci Şerpen. 2 metre. Oha. Yani şeyden bile uzun yani. Kurtuğu adam bile uzun arkadaşlar. 2 metre 2 santim. Ama gel gör ki kalecilik özellikleri çok kötü ya. Uzun boylu bir kaleci. Havadan gol yemezsiniz ama yerden çok gol yersiniz. Onu söyleyeyim. Bu kaleci çok cezbetmedi beni. Mayer'e bakalım arkadaşlar. Mayer'e baktığımız zaman göbek oyuncusu 95 seviyoymuş. Baktığımız zaman top sürmesi, tutması iyi. Pasları güzel. Falsosu varmış. Yine aynı şekilde. Oyuncu becerileri bu şekilde.
göbek ve ofensif orta sahada bu şekildeymiş arkadaşlar. Mayer. Tiav'a bakalım. Milanlı oyuncu Tiav. 93'e kadar yükseliyor. 21 yaşında daha. Sanmaz aslında biraz daha iyi olabilirmiş ya. Sanmaz bir tık daha iyi olabilirmiş yani. Çok düşüşte kalmış. Fiziksel temaslı, dayanıklı bir tık ön planda. Ama dediğim gibi biraz düşüşte kalmış Tiav'da. Son iki önce arkadaşlar. Simmons'a bakalım. 93'müş. Bu adaylı sözleşme yazdığımız bir kartı vardı. O kaç oluyordu tam hatırlamıyorum ama baktığımız zaman yine standartlarda kalmış diyebiliriz yani. Yani şişirmemişler oyunculara ya. Çok düşükte kalmış yani. Forvet'te bile oynayabiliyor ama yani bu açıkçası beni cezbetmedi arkadaşlar Simmons. Son oyuncu da Musiala. Bende de 97'lik ofansif orta saha kartı var. Bu göbek kartı arkadaşlar. Ama ofansif orta sahada da oynayabiliyor. Bakalım. Ofansif orta saha sol açık ve sol kanatta da oynayabiliyormuş. Baktığımız zaman bu becerileri falan gayet de güzel. Baktığımız zaman paslar falan iyi. Hızlanması güzel. Yani iş yapabiliyor önce ama ben de zaten 97 kart olduğu için ben şöyle istemem. Yani buradan kim isterim? Griezmann isterim. Granit Xhaka, Grimaldo kesinlikle bunları isterim. Onun haricinde isterim. Diğer oyuncuların zaten şey yokmuş. Şimdi Ronaldinho bir tane arkadaşlar sadece merak için bakıyorum. Ronaldinho. Ronaldinho'nun evet 101 oluyormuş arkadaşlar. Ronaldinho. Sadece Ronaldinho'ya bakacağım arkadaşlar. 101 oluyor Ronaldinho. Baktığımız zaman top kontrolü sürmesi, tutması, hızlanması, şut gücü 82'de kalmış, denge 90. Yani mesela şu mesela fazla gibi. Mesela şundan alsak mesela. Bitiricide biraz versek. Bir tane kalıyor. O bir taneyi de nereye verebiliriz? Hatta bir tane daha alıp mesela bitiriciye bu şekilde de verebiliriz. Bir tane kalıyor. Onu da belki şeye verebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. Pas vermeye olmuyor zaten. Alıyor. Gücü de olmuyor. Hızlanma da olmuyor. Yani bu şekilde mesela 101. Hadi savunmaya versen. Gene aynı. Değişen bir şey yok. Yani pasları zaten iyi arkadaşlar. Top kontrolü sürmesi, stopması falan. Pasları biraz daha aslında iyi yapabiliriz. Buradan bir iki tık daha alalım mesela. Şunu alıp mesela pasa versek. Ben yani aslında bu şekilde iki tane daha kalıyor mesela. O ikiyi de buraya versek. Bakın bu şekilde de yine arkadaşlar 101 oluyor. Top kontrolü sürmesi, tutması zaten maksimum seviyedeydi. Biraz daha şey yaptık. Biraz pasları yaptık. Duran top falan bitiriciyi bir tık daha yükselttik. Bu şekilde de aslında yine 101 oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzu noktalandırıyoruz. Biraz uzun bir video gibi de oldu. Hem de ortamda tabii ki müsait olmadığı için doğru düzgün de çekemiyoruz. İnşallah akşam da top açımlarını yapacağız arkadaşlar. İnşallah isteyen istediği oyuncu bulur. Haftanın üzerinden ve ücretsizlerden bir üzerinden açacağız arkadaşlar. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.